Değerli izleyicilerimiz Avrupa'da aşı pasaportu Haziran ayı itibariyle hayata geçiyor. Bakalım detaylar neler? Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre Avrupa'da daha kolay seyahat için yeşil aşı pasaportu Haziran ayında ve tam zamanında hayata geçecek. Von der Leyen, Porto'daki Avrupa Birliği sonra teknik ve yasal hazırlıkların programına dahil olduğunuz Avrupa Birliği aşı pasaportu ile korona aşısı olmuş kişilerin, hastalığı atlatmış kişilerin ve negatif teste sahip olan kişilerin durumlarını sahteciliğe dayanıklı bir şekilde kanıtlayabilmesiyle güvenli bir seyahat planlanıyor dendi. Biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinde aşı kartları, aşı pasaportları da yine kullanılmaya başlandı. Tam olarak Haziran ayında tüm ülkelerde hayata geçmesi bekleniyor. Örneğin Danimarka Corona pas adı verilen sistem sayesinde aşı olduğunu ispat eden herkes için tüm tüm Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Danimarka Corona pas adı verilen sistem sayesinde aşı olduğunu ispat eden herkes için tüm kısıtlamaları kaldırmış durumda. Almanya'da benzer bir uygulamanın hazırlığı içerisinde İsviçre'de de özellikle ekonomi ve ticaret sektörü temsilcilerinden bu yönde talepler gelirken İsviçre Federal Hükümeti'nin de bu konuya çok İsviçre Federal Hükümeti'nin de bu konuya sıcak baktığı belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre Temmuz ayına kadar Avrupa Birliği'ndeki yetişkinlerin yüzde yetmişini aşılamak için yeterli aşının bulunacağını söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 160 milyon Avrupalı'ya ilk doz aşı yapıldı. Yaz mevsiminde turizmi yeniden mümkün kılmak için aşılama anahtar rol oynuyor dendi. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın her şey ekonomiye dayanıyor, turizm diyorlar. Bugüne kadar Avrupa Birliği'nde Sadece ve sadece 160 milyon insana ilk doz yapıldı. Sağlık sistemimiz şöyle, sağlık sistemimiz böyle diye havalar atıyorlardı. Ama görüyoruz ki aşılamayı bile Avrupa'nın pek çok ülkesi şu anda tamamlayabilmiş değil. Evet maalesef böyle bir durum söz konusu. İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere şu anda Avrupa'da en başarılı şekilde aşılamayı yapan ülke. Ocak ayına göre vaka sayıları 20 kat azaldı. Evet İngiltere'yi tebrik etmek gerekiyor. Maalesef diğer ülkeler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı olan Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Mas'la Berlin'de bir görüştürme Berlin'de bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizm sektöründeki tüm çalışanların yaz döneminde aşılı olacağını ifade etti. Bu da ciddi anlamda tartışmalara neden olmuştu. Türkiye'de özellikle sosyal medya üzerinden bu açıklama ciddi anlamda eleştirilere maruz kalmıştı. Yine bu toplantıda Hay Komas Almanya Dışişleri Bakanı da şöyle bir açıklama yaptı ve dedi ki biz Türkiye ile ilgili Turizm döneminde daha iyi işbirliği yapabilmek için çalışmalarımızı başlattık, yoğun bir şekilde ekiplerimiz, uzmanlarımız görüşüyor dedi. Şimdi bu açıklamanın ardından Almanya'da turizm şirketlerinde Türkiye yönelik bir kıpırdanma başladı. Bununla ilgili olarak Ben Tur Almanya gelen müdür Songül Göktaş bir açıklama yaptı ve şunu söyledi: Haykomasın bu açıklaması rezervasyon girişlerinin birden artmasına sebep olacak. Yakın geçmişte Almanların daha önce olduğu gibi Türkiye'ye büyük rağbet göstereceğine inanıyorum dedi. Ve şunları ve konuşmasına şöyle devam etti. Geçen yıl Türkiye sorumlu durumlarda da turizmin gerçekleştirilebileceğinin başarılı bir şekilde uluslararası kamuoyuna gösterdi. Ayrıca PCR testi uygulamaları konsepti ve bu yıl izlenen aşı stratejisi yoğun taleplerine neden olacak. Biz ciddi anlamda talep bekliyoruz diyor. Mevcut rezervasyon sayıları beklentilerimize ulaşmak üzere. Türkiye'ye olan talep olumlu rezervasyon trendiyle paralel olarak yükselişte yüksek sezon olarak tabir edilen en çok rağbet gören tatil dönemlerinde henüz müsaitlikler olsa da yakın bir zamanda taleplerin piyasadaki arıza üstünlük sağlayacağı aşikar. Yani turizmciler de Türkiye'ye ciddi anlamda rağbetin olacağından hiç şüphe etmiyor. Değerli izleyicilerimiz Almanya, Köln'de yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir haber var. Ditip Camii, Köln'deki camimizde aşılama faaliyetleri başladı. Köln Büyükşehir Belediyesi ve Köln Sağlık Sigortaları Birliği tarafından organize edilen aşı kampanyasına gönüllü cemaat üyelerinin yanı sıra çevrede oturan Alman ve diğer milletlerden insanlar katıldı. DİTİP Genel Başkanı Kazım Türkmen yaptığı açıklamada DİTİP olarak herkesin COVID-19'dan korunmak için aşı olmasının önemine dikkat çekti. DİTİP Yüksek Dini Danışma Kurulu'nun oruçluyken aşı olmanın bir sakıncası yoktur açıklamasını hatırlatan Türkmen herhangi bir formalite veya ön müracaat olmaksızın köyde oturanların gelerek gönül rahatlığıyla aşı yaptırabileceklerini ifade etti. İlk gün düzenlenen aşı kampanyasına yoğun ilgi oldu. Aşılamanın devam edeceği de ifade edildi. Evet değerli izleyicilerimiz könde yaşayan vatandaşlarımıza duyurulur. Şimdi tabi aşı ile ilgili söylüyoruz hep. Herkesin kendi vereceği bir karar. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Avrupa'nın en temel sorunlarından bir tanesi mülteciler, göçmenler. Dünyanın pek çok noktasından her yıl Binlerce kişi Avrupa Birliği topraklarına ayak basabilmek için denizden, karadan, havadan, değişik yollardan Avrupa Birliği'nin kapısını aşındırmaya çalışıyor. Koronavirüs döneminde değerli izleyicilerimiz yaklaşık 40 bin kişiyi geri püskürtmek için Avrupa Birliği sınırlarında operasyonlar düzenlendiği ve 2000 kişinin bu geri püskürtmeler nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere'de yayın yapan Guardian gazetesi sivil toplum ve mülteci hakları kuruluşları tarafından derlenen ve Birleşmiş Milletler raporlarını analiz ve Birleşmiş Milletler raporlarını analiz ederek Covid-19 salgını sırasında mülteci geçişlerinin engellenmesinin düzenli hale geldiğini ve yöntemlerin daha da vahşileştiğini ortaya çıkardı. Avrupa Birliği ülkelerinin mültecilere yönelik bu acımasız yöntemlerinin Avrupa Birliği sınır ajansı Frontex tarafından da desteklendiği öne sürüldü. Avrupa Birliği ülkelerinin göçmenlere yönelik geri püskürtmelerinin direkt ya da dolaylı yaklaşık 2000 kişinin hayatına mal olduğu açıklandı. Evet değerli izleyicilerimiz 2020 Ocak ayından itibaren İtalya, Malta, Yunanistan ve İspanya göçmenlere yönelik tedbirlerini arttırdı. Avrupa Birliği'nin karadan en uzun dış sınırına sahip olan Hırvatistan 2020 yılında 18.000 kişi sistematik olarak dışarıya itti ve Bosna Hersek'te kalmalarına neden oldu biliyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz Bosna Hersek'te mültecilerin, göçmenlerin durumu içler acısı, kamplarda hayatını kaybeden insanlar bunun yanı sıra özellikle de çocukların, ailelerin, kadınların durumu gerçekten büyük bir perişanlık, büyük bir insanlık duru, büyük bir insanlık dramı. Maalesef tablo böyle. Yapılan araştırmaya göre Yunanistan'ın sığınma isteyen 6230 göçmeni sahillerinden ittiği belirtiliyor. Türkiye'ye itiyorlar. Ölüme neden oluyorlar. Türkiye sınırına yani Türkiye'nin karasularına itiyorlar ya da Meriç Nehri özellikle biliyorsunuz geçmek isteyenler için önemli bir yol. Orada insanları yakalayıp göçmenleri soyuyorlar. Çırıp çıplak halde cep telefonlarını alıyorlar, paralarını alıyorlar, değerli eşyalarını Yunan askerleri alıyorlar. Çalıyorlar daha doğrusu. Alıyorlar değil, çalıyorlar. Hırsızlık bu. Bu yer, yurt, para arayan, ekmek arayan insanları Türkiye'ye çırılçıplak halde gönderiyorlar. Evet, Yunanistan Avrupa Birliği'nin demokrasi ülkelerinden birini olduğu Avrupa Birliği'nin ülkelerinden bir tanesi olan Yunanistan yapıyor bunu. Ben daha önce defalarca yayınladım. Göçmenlerin o soğukta, o karda, kışta soyunarak, soyularak askerler tarafından nehirden tekrardan Türkiye tarafına gönderildiği fotoğrafları sizinle paylaşmıştım hatırlayacaksınız. Lafa gelince insan hakları, peki size bir soru, mültecilerin hakları yok mu? Avrupa Birliği toprağına basar basmaz, ayak basar basmaz hakları başlıyor. Niye geri yetiyorsun? Çoluk çocuk demeden ölüme terk ettiler, paralarını çaldılar bu Yunan askerleri. Telefonlarını çaldılar, değerli eşyalarını çaldılar. Ayakkabısız bir vaziyette o şekilde Türkiye'ye gönderdiler. Türk askeri de aldı onları, yemek verdi, elbise verdi, insan gibi davrandı onlara. Ama Avrupa Birliği lafa gelince Türkiye'yi beğenmez. İşte Yunanistan'ın yaptıklarını görüyoruz, duyuyoruz. Bu mu insan hakları? Bu mu mültecilerin hakları? Bu mu hukuk? Hukuk Avrupa'da guguk olmuş. Evet mülteciler için durum böyle. Bu insanlar ekmeklerinin peşinde. Bu insanların ülkelerini de sizler karıştırdınız. Evet. Afrika'dan tutun, Orta Doğu'ya kadar, Asya'ya kadar Avrupa'ya gelmek isteyen tüm insanların ülkelerini yine Avrupa karıştırdı. Petrol için karıştırdı. Değerli madenler için karıştırdı. Kendi çıkarları için karıştırdı, 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 karıştırdı. Yani para için. Şimdi de Kuzey Afrika'dan, Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan insanlar Avrupa Birliği topraklarına ayak basınca niye geldiniz diye soruyorsunuz değil mi? Bu mu hak, bu mu hukuk? Ne var söylenecek etme bulma dünyası. Fransa'dan örnek verelim. Özellikle Kuzey Afrika'nın Fas, Tunus, Cezayir düşünün bakalım oraları. Libya kim sömürdü? Fransa sömürdü. Şimdi insanlar Fransa'ya geldiğinde sınırlarda, denizlerde öldürülüyor. Ama bu insanların tüm yeraltı yerüstü zenginliklerini, önemli madenlerini ele aldınız, petrol yataklarını ele aldınız. Sonra da bu insanları istemiyorsunuz. Lafa gelince insan hakları, demokrasi. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin insan hakları, mülteci anlayışınız? Kağıt üzerinde güzel her şey ama uygulamaya baktığımızda hiç de öyle değil.